Evet arkadaşlar bağdaşıklıkla ilgili bir diğer anlatım bozukluğu sözcüğün yanlış anlamda kullanılması. Bir sözcüğün yakın anlamlı ya da okunuşu veya yazılışı benzeyen başka bir sözcükle karıştırılarak kendi anlamı dışında kullanılması da bir anlatım bozukluğu sebebidir. Birbiriyle karıştırılan sözcükler vardır. Mesela bunlardan biri antlaşma ile anlaşma sözcüğü birbirlerinin yerine kullanılamazlar. Antlaşma iki ya da daha çok devletin arasında yaptığı saldırmazlık belgesi anlamındadır. Anlaşma ise anlaşmak eylemi, uyuşma anlamındadır. Örneğimize bakalım. Ünlü yazar yeni romanı için yayın eviyle antlaşma yaptı. Arkadaşlar burada antlaşma kelimesi yanlış. Bunun yerine anlaşma kelimesini kullanmalıyız. Çoğu kişinin azımsadığı genç sanatçıları övüyordu Nurullah Ataç derken genç sanatçıları azımsamak değil küçümsemek ifadesi kullanılmalı. Azımsamak miktar olarak bir şeyi az bulmaktır. O yüzden burada azımsamak kelimesinin yerine küçümsemek ifadesinin kullanılması daha doğru olacaktır. Devam edelim arkadaşlar. Bu, bu ifadede de Karmaşa kelimesi yanlış kullanılmış. Örneğimize bakalım. Düzeltme işareti bazı sözcüklerde kullanılmazsa anlam karmaşası olur. Anlam karmaşası ifadesi bu cümlede doğru değil arkadaşlar. Anlam karışıklığına sebep olur. Burada karışıklık kelimesinin gelmesi doğru olacaktır. Şehrin sokaklarını kapsayan çöpler temizlenmeli. Kapsamak yerine kaplamak ifadesi kullanılmalıdır. Şehrin sokaklarını kaplayan çöpler temizlenmelidir şeklinde. E, kapsayan yerine kaplamak kullanılmalıdır. Bağıran çocuğun sesi uzaklara kadar yansıdı. Yansıdı değil, yankılandı olmalıydı. Yine bu şekilde... Ee, sözcüğün yanlış anlamda kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu söz konusu. Peki ÖSYM bu konuda ne sormuş? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? Arkadaşlar Edirne'ye bakalım hızla. Teknoloji ne kadar art, artarsa da el emeğinin önemi azalmıyor. Teknoloji artmaz arkadaşlar. Teknoloji ilerler gelişir. E, o yüzden e, burada artmak ifadesi yanlış kullanıldığı için cevabımız Edirne. Devam edelim. E, arkadaşlar e, bu örnekte çürümüş yiyecekler yarardan çok zarar sağlar. Burada da bir e, anlamsal bir sıkıntı var. Çünkü sağlamak olumlu ifadelerde kullanılır. Ancak cümlede bir olumsuzluk söz konusu, bir zarar söz konusu. Nasıl düzeltebiliriz? Çürümüş yiyecekler yarardan çok zarara sebep olur. Zarara yol açar. Şeklinde bakın şu ifadelerle bunu düzeltebiliriz. O yüzden cümlenin anlamı olumluysa yüklemin de olumlu olması lazım. Yani burada birbiriyle çelişen ifadeler kullanmamalıyız. Arkadaşlarıyla iyi geçinmesi yüzünden seviliyor demiş. Arkadaşlarıyla iyi geçinmesi sebebiyle, arkadaşlarıyla iyi geçinmesi sayesinde şeklinde bu cümleyi de düzeltebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde yine bağdaşıklık kaynaklı bir anlatım bozukluğu söz konusu. Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili söz veya sözcükler yanlış anlamda kullanılmıştır. Bakalım hakem kararlarıyla maçı kazanmamıza sebep oldu. Hakem kararlarıyla maçı kazanmamızı sağladı. Sağlamak ifadesiyle düzeltmeliyiz. Sebep olmak olumsuz ifadelerde, cümlelerde kullanılıyordu. Bu şekilde düzelttik. Hastanın kurtulma riski oldukça yüksektir. Hastanın kurtulma şansı ya da hastanın kurtulma ihtimali şeklinde düzeltmeliyiz. Arkadaşlar şu altı çizili olan ifadeler yanlış anlamda kullanılmıştır. İşlerin kötüye gitmesinde sizin de katkınız oldu. Katkı olumludur oysaki burada olumsuz bir durum söz konusu. İşlerin kötüye gitmesine siz de siz sebep olduğunuz, sebep olmak gibi bir ifade kullanabiliriz. Onun sayesinde bütün işlerimiz kötüye gitti. Onun yüzünden bütün işlerimiz kötüye gitti şeklinde düzeltebiliriz. Bu şekilde e, yanlış anlamda kullanılan sözcükler anlatım bozukluğuna sebep oluyor. Etkinliğimize bakalım. Her gün birçok sayıda kişi saldırılarda ölüyor. Burada gereksiz sözcükler var arkadaşlar. Bakalım. Her gün birçok kişi saldırılarda ölüyor. Demek ki bu sayıda kelimesi gereksiz. Hepimiz geceleyin bir patlama sesiyle irkildik. Bir patlama ile irkildik de dememiz lazım. Burada sesi ifadesi gereksizdir. Artık yol güzergahınızı değiştirmeniz gerekiyor. Güzergah zaten yolu gösterir. Yol burada gereksizdir. Kitabın farklı bir versiyonu. Versiyon zaten farklılık demektir arkadaşlar. O yüzden burada farklı kelimesi gereksizdir. Dağın yüksek zirvesi derken zirve zaten en yüksek yerdir. Fazlalık olan kelimemiz ise yüksek kelimesi. Bir de arkadaşlar şuradaki etkinliğe bakmak istiyorum. Buradan da birkaç cümleye bakalım. E, altı çizgi sözcüklerin doğrusunu boş bırakılan yere yazınız demiş. Ruhsatsız silah barındırmak kesinlikle yasaktır. Barındırmak e, silahla ya da bir eşya ile ilgili kullanabileceğimiz bir kelime değil arkadaşlar. Ruhsatsız silah taşımak, ruhsatsız silah bulundurmak şeklinde düzeltmeliyiz. Yaşantımda bu ödülün çok ayrı bir yeri var. Yaşantı yerine hayatım ya da yaşamım yaşamımda şeklinde düzeltebiliriz. Programımızı çok üzgün bir haberle bitiriyoruz. Üzgün kişi olur ama üzgün haber olmaz. Üzücü haber olur. Düzeltiyoruz. Böyle yaparak sana saygı duyulmasını, duyulmamasını sağlıyorsun. Sağlamak olumluydu. Ancak burada olumsuz bir durum var. Böyle yaparak sana saygı duyulmamasına sebep oluyorsun şeklinde düzeltebiliriz. 1 Temmuz 1982 yılında bu şehirde doğmuş. Arkadaşlar burası bir yıl değildir. Bu bir tarihtir. O yüzden yıl ifadesi burada yanlış kullanılmış. 1 Temmuz 1982 tarihinde bu şehirde doğmuş ya da 1 Temmuz 1982'de şeklinde ekle de düzeltebiliriz. Evet konumuza burada ara veriyoruz. Bir sonraki videomuzda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.